Hazreti Mehdi aleyhisselamın gelişi. İslam'ın son peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselamın kendisinden sonra kıyamete kadar yaşanacak devirler şöyle sıralanmaktadır. 1. Hulefai Raşidin devri. 4 büyük halifenin Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ard arda geleceği devir. 2. Umera devri. Şam'da Emevilerin, Bağdat'ta Abbasilerin, Emir-i Mümininin yani müminlerin başı olacağı devir. 3. Mülük devri. Osmanlı padişahlarının halifeliği devralıp Müslümanları idare edeceği devir. 4. Cebabire devri. Müslümanların tek elden yönetilmeyeceği, Kur'an-ı Kerim'e riayet edilmeyen ahir zaman devri. Zulmün ve küfrün arttığı, inançsızlığın moda, Müslümanlığı yaşamanın ise avuç içinde ateş tutmaktan daha zor olduğu devir. 5. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa devri. Müminlerin tekrar bir bütün haline gelip tüm dünya üzerinde adaletin ve Allah'a imanın yayılacağı devir. Peygamberimizin neslinden olan Hazreti Mehdi ve yeryüzüne geri inecek olan Hazreti İsa'nın zuhuru hakkındaki rivayetler şöyledir. Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce dünyayı kaplayacak olan bütün zamanların en büyük savaşı yani Armagedon savaşı çıkar. Bu savaş 3 ay sürer ve dünya nüfusunun büyük bir kısmı telef olur. Bir habere göre 7'de 6 nispetinde ölecek olanlar zalimler ve kafirlerdir. Mehdi aleyhisselam Medine'de zuhur eder ve 3 kere Allahu Ekber diye tekbir aldığında bütün ateşli silahlar durur, savaş biter. Aynı zamanda dünyada teknolojiye hayat veren enerji yok olur. Savaş durduktan sonra Hazreti Mehdi Şam ve Konya üzerinden İstanbul'a vararak mukaddes emanetleri teslim alır ve Deccal'in Horasan, İran'dan ortaya çıkmakta olduğunu ilan eder. Daha sonra Deccal ve ordularına karşı cihadı başlatmak üzere Şam'a geri döner. Bu arada Deccal Kudüs'e gider ve oradan tüm dünyaya küfrü yaymak üzere 40 günlük bir seyahate başlar. 40 gün tamamlandıktan sonra Hazreti İsa nüzul eder. Deccali Şam yakınlarında öldürür ve Hazreti Mehdi ile Şam'da buluşur. Mehdi aleyhisselamın hükmü 7 sene sürer. Ondan sonra ise Hazreti İsa bütün dünyada 40 yıl hükmeder. Bu zaman içerisinde kötü ve şeytani hiçbir şey kalmaz ve dünya adeta cennet gibi olur. Yani buna altın çağ denir. 40 yıl sonunda Hazreti İsa aleyhisselam Medine'de ruhunu teslim eder ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına defnedilir. Sonra kötüler ve şeytaniler dünya üzerinde azar azar yeniden ortaya çıkar ve 10 yıl boyunca çoğalırlar. Bu 10 yılın sonunda müminler cennetten gelen rüzgarı teneffüs edip ruhlarını teslim eder ve kıyamet geriye kalan kötüler ve kafirlerin üzerine kopar. Şimdi yaşadığımız zaman tabii ki de Cebabire devridir. Zulüm ve küfürle birlikte doğal afetlerin, kaza ve belaların, savaşların ve terörün çoğalması bu dönemin de sonuna yaklaştığımızın işaretidir. Mehdi aleyhisselam ve Sultan 4. Selim'in buluşması. Ya Resulallah, kıyamet ne vakit kopar sorusuna bir mübarek cuma günü hutbedeyken şöyle cevap vermişlerdir. Ey müminler, biliniz ki benden sonra Hulefai Raşidin gelir. Sonra mülk ve saltanat devriyle birlikte Emeviler gelir, sonra Abbasiler gelir ve sonra ey ashabım bir Selim gelir emaneti alır ve en son bir Selim daha gelir emaneti verir. Eğer kimdir bu Selim diye soracak olursanız bilin ki adına Osmanlı İmparatorluğu denilen ve o devirde kılıcı en keskin olan İslam Devleti'nin padişahı 1. Sultan Selim Han bizzat benim emrim ile Mısır'ı fethedip Abbasilerden emanetlerimi teslim alır. Sonra o şanlı imparatorluk 700 yıl boyunca Allah'ın dinini ve benim sancağımı 3 kıtada yayar ve dalgalandırırlar. Ve yine sonra ey ashabım biri gelir bu saltanatı yıkar. Böylece Cebabire devri girmiş olur ki bu devirde küfür İslam üzerine hakim olur. Müslümanlar türlü eziyetler görürler ve horlanırlar diye buyurur. Bu üzücü ve yıkıcı haber karşısında ağlamaya başlayan ashabının yüzündeki gözyaşlarını gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek baş parmağı ile şehadet parmağının arasını işaret ederek üzülmeyin ey ashabım. Elbet
Bu devrin de bir sonu vardır ki fazla sürmez. Sonunda sancak düştüğü yerden kalkar. Allah'ın emriyle sultan geri döner ve hak yerini bulur. Dağılmış olan ümmetim yeniden hilafet sancağı altında toplanırlar. Lakin ondan önce bir melhame-i kübra olur ki bu Beni Asfar yani Rus kabilesinin Türk kavmine saldırmasıyla başlar. Adına Büyük Budama denilen öyle büyük bir savaş olur ki dünya doğu ve batı olmak üzere iki cepheye ayrılır. Nitekim doğunun batıya karşı yapacak olduğu bu savaşta insanların 7'de 6'sı telef olur. 3 ile 7 ay kadar sürecek olan bu müthiş ve görülmemiş savaşta Beni Asfar kabilesi Amik Ovası'nda tamamen imha edilir. Sonra ey ashabım, 3 tekbir sesi duyulur ve benim temiz soyumdan, 40. neslimden öz be öz torunum olan Muhammedül Mehdi aleyhisselam zuhur eder ve bu savaşı durdurup Garbi Roma ile Şarkı Roma'yı yani Vatikan ve İstanbul'u fetheder. Akabinde derhal Konya'ya gelir ve orada ihtişam ve tazim içinde benim kutsal emanetlerimden mübarek kılıcımı son Selim olan Osmanlı Padişahı 4. Sultan Selim Han tarafından bizzat tören ile teslim alıp beline kuşanır. Dolayısıyla bunun gibi daha birçok hadisler mevcuttur ki Riyazu Salihin'de yazmaktadır. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı nasıl olacak? Vaktin sahibine vakit yakın geldi. Mehdi Aleyhisselam'ın yetişmesine az kaldı. Birisi Türkiye meselesidir. Bir hükümet gelecek, 3 ay komünist Rus tertibi olacaktır. Lakin bütün Türkiye değil, ahali de ordu da ikiye ayrılacaktır. Şam hududu açılır ve hudut kalmaz. Sonra 3 ay içinde büyük muharebe çıktığında Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasına 3 ay var demektir. Komünistlik öldü ama komünistler hala duruyor. Onların iflahı kesilecek ve biteceklerdir. O temizlik olacaktır. İskenderun Amik Ovası'nda büyük muharebe olur. Eskiden Amik Ovası bataklık içerisinde bir yermiş. Türkler sancağa girdikten sonra Allah'ın hikmetiyle kanallar açtılar ve bataklık kurudu. Komünist ordularıyla İslam askeri orada karşılaşacak deniliyor. İslam askeri 3 bölük olur. Bir bölüğü döner kaçar, ikinci bölük şehit olur. Üçüncü bölük sebat eder ve Cenab-ı Hakk'ın nusreti yetişir ve sol komünist ordularının hepsini süpürüp geçer. Cenab-ı Hak onlara ilahi nusretini gönderir, ta İstanbul'a kadar açılır. Büyükşehir Efendi Hazretleri Gayb Alman kuvveti çıkacak dedi. Gayb Alman'ın kuvveti bir taraftan Rus'un üstüne yürür. Japon ise Çin'in üstüne yürür. O vakit Mehdi Aleyhisselam'a tekbir alsın diye emir verilir. Onun şimdiki makamı Hicaz'dadır. Bir mağara içerisinde bir su akar. Gece baktığında yıldızlar gibi nur geçer. İçerisine yaklaşmaya izin yoktur. Cin tayfası muhafaza ettiğinden etrafına girilemez. Dokunan taş kesilir. Etrafta taş kesilmiş çok insan suretleri vardır. Orada tekbir alındığında ilk tekbirde teknoloji diye bir şey kalmaz. Kuvvet menbaını bitirdi mi biter. O da bir kutup elindedir. Şalteri şırak diye aşağı döndürdü mü hiçbir alet edevat işlemez. Makine devri diye bir şey kalmaz. Hz. Mehdi Aleyhisselam bu makine devrini yani teknoloji denilen insanlığı yıldıran ve kendisine taptıran sahte ilahı yıkacaktır. O birinci tekbirde gider. İkinci tekbiri ne radyo ne de televizyona gerek kalmadan mağripten meşrika bütün dünya işleyecektir. Allahu Ekber, bütün müminlere hakiki iman nuru ve aslandaki gibi şecaat giydirilecektir. Üçüncü tekbirde Şam'a ayak basılır. Kafirlerin kalplerine korku sarılır. Kafirler kurtulmak, başlarının çaresine bakmak için paniğe düşerler. Şam'dan Humus, Trablusgarp, Konya, Bursa, İstanbul, Halep, Hama olarak 7 konakta namaz kılar ve biat alır. 7. konakta İstanbul'a konduğunda sancağı şerifi ve mukaddes emanetlerin hepsini alır. O emanetlerin pörsümüş hale gidecek ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında nasılsa aynen öyle olacaktır. Bu keramettir. Hz. Mehdi aleyhisselam kerametle yürür. İstanbul'da biat verir. Gökyüzünden bir sedir ki ey insanlar, ey müminler, Allah'ın düşmanı, Müslümanların düşmanı huruc etmiştir. Onun şerrinden kendini korumak isteyenler Şam'a gelsin. Mekke, Medine ve Kudüs'te de dahildir.
İsa peygamber gelinceye kadar Şam'da mahsur kalırlar. Cenab-ı Hak İsa aleyhisselamı gönderdiğinde İsa peygamber gökyüzünden sabah namazında iner. Hazreti Mehdi aleyhisselam namaz için mihraba girer ama heybetli İsa peygamberin geldiğini görünce mihraptan geri çekilir ve mihrabı işaret edip İsa peygamberi davet eder. İsa peygamber kimin için ikamet edildiyse o imamdır. İkamet sizin için edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bildirmiştir ki: "Ey benim ümmetlerim, Meryem oğlu İsa gökyüzünden indirildiği gün size ne kadar ferahlık ve müjde olacaktır. O günkü imamınız sizdendir. Ben indiğimde imam sizdiniz. İmamlık sizin için edilmiştir." Bunun üzerine İsa peygamber ümmeti Muhammedi'den olduğunu tahakkuk etmek için Hazreti Mehdi aleyhisselamın arkasında durur ve namaz kılar. Deccal'in çıkışı. Mehdi aleyhisselam çıktıktan hemen 40 gün sonra da Deccal çıkar. Deccal'in yeryüzünde 40 hükmü var. Arkasından İsa peygamber iner, Deccal'i öldürür ve Deccal'le beraber bütün Yahudileri de öldürür. Yahudiler tükendiği vakitte bütün dünya rahattır. İsa peygamber dünyada 40 sene İslam şeriatıyla hükmedecek, Allah'ın kanunuyla emredecektir. Hazreti İsa aleyhisselam ile Deccal. Ahir zaman peygamberi dünyanın hakimiyeti kafirlerin elinde olacak diye haber verdi, bildirdi. Deccal gelecek, tüm kafirleri elinde toplayacak. İsa aleyhisselam gelince Deccal ile kılıç dövüşü yapacaktır. Sahibi zaman Mehdi aleyhisselam zamanında bütün tarikatlar durur, toplanır ve Nakşibendilerin izinden yürümeye başlar. Allah o günlere yetiştirsin. Beklenen gelir demişler.